Dinlerde öteki dünya, öteki hayat inancı. Evet, insanoğlunda özü itibariyle bir öteki hayat inancı var. Bunun herhangi bir inanç sistemi, herhangi bir din, herhangi bir itikat ile sınırlı olmadığını biliyoruz. Dünya tarihinde bildiğimiz, tanıdığımız tüm inançlar, tüm dinler tırnak içinde, tüm itikat sistemlerinde bir inanç var. Demek ki onun arka planında bir nörobiyolojisi var işin. O nörobiyolojisi aslında insanın beyninde yer alan bademe benzer bir organ var. Alt beynin en altında. Beyin sapının üstünde. Amigdala. Amigdala diye iki lobda iki tane. Yani hipokampüs denilen merkezi belleğin hemen yanında beynin en altında olması neyi ifade ediyor? Sürüngenlikten hemen arkadan gelen dönemi, yani Ar-Ge'si çok uzun süren 400 milyon yıl yaklaşık bunu ifade ediyor. Dolayısıyla çok tecrübeli bir organ amigdala. Ne işe yarıyor amigdala? Aslında hormonların merkezlerinden biri, pineal bez de öyle ama amigdala hormon merkezlerinden biri. Korkunun merkezidir. Şehvetin merkezidir. Öfkenin merkezidir. Özellikle korkunun merkezidir. Nedir korku? Birçok şeyin korkusunu taşırız. Birçok şeyin. Ölüm korkusu bunların en temeli mesela. Ölümü nereye koyacağını insanoğlu bilememiştir. Ölüm o kadar keskin bir gerçektir ki, bu keskin gerçek karşısında insanoğlu şekilden şekile girmiştir, duruştan duruş geliştirmiştir ama ölüm korkusunu bir türlü yenememiştir. Yenmek için de bir yığın şey bulmuştur, yol bulmuştur. Bu anlamda Sümerler'de maiyetiyle birlikte gömülen krallar var. Çok ilginç. Mezopotamya'da höyükleri açıyorlar, tümülüsleri veya tepeleri biliyorsunuz. Efendim, o höyüklerin bazıları kral höyükleridir. Ama bazıları Kültepe gibi. Bazıları da ki Kayseri'de Kanişkarun Kültepe şehirlerdir. Katman katman. Mesela Harappa vardır Pakistan'da. Katman katman. Mesela efendim yine Konya'da Çumra'da vardır. Katman katman. Buralar şehirlerdir. 4000 yıl öncesinde, yani tarih öncesi dediğimiz, yazılı tarih öncesi dediğimiz dönemde artık o dönemlerde 6000, 7000, 8000 yıl öncesinden kalma katman katman şehirler. Alttaki şehir ki birbiriyle iç içe geçmiş, böyle genellikle bir tepenin üstüne yapılıyor. O çöküyor, bir şey yaşanıyor. O çöktükten sonra üstüne bir katman daha yapıyorlar. O da çöküyor, o da bir katman daha, o da çöküyor. 9 katmanlı, 7 katmanlı, 10 katmanlı, 11 katmanlı, 13 katmanlı şehirler var. Oluyor orada bir höyük, bir tepe. Bir de kral mezarları var. Bunlar içerisinde özellikle Mezopotamya'da kral mezarları çok. Ve bu mezarlar açıldığında mesela bir tanesini söyleyeyim. 18 tane maiyet çıkmıştı. Kralı gömmüşler, 18 tane maiyetinde diri diri gömmüşler. Yapılan testlerde diri diri gömüldükleri, içeride soluksuz kalıp öldükleri tespit edildi. Çok ilginç. Niye? Kim bu? Önce eşi, sonra seyisi, sonra aşçı başısı, sonra şusu, sonra busu, efendim yani peşkircisi, havlucusu, şuncusu, bucusu neyse efendim adamın hepsini getirip gömmüşler. Çünkü öldükten sonra orada bir hayat olduğuna inanıyor. Orada yaşayacağına inanıyor. Temel gıda maddeleri koymuşlar. Temel kullanım eşyaları koymuşlar vesaire. Dolayısıyla ölümden sonra bir hayat olduğuna Sümer'de inanılıyor. Eski Mısır'da meşhur ölüler kitabı bize kadar gelmiş. Eşya ile gömülme ritüeli var. Ben büyük piramidin içindeki
Keops'un içindeki kral odasına kadar ki belli bir yerden sonra sürünerek varıyorsunuz. Bir yoruma göre bu sürünerek varma, Firavun'un huzuruna çıkmadan evvel seni eziyor yani. Secde halinde varıyorsunuz. Dolayısıyla kral odasını gören kişilerden biriyim. Çünkü şu anda yasak. Oralara girmek külliyen yasak. Dolayısıyla ben Mısır'a gittiğimde birkaç kez o odaya girdim, gördüm, vardım efendim. Yani ölümden sonra bir hayat olduğuna inanan insanların yaptırabileceği, yapabileceği şeyler onlar. Ki Ölüler Kitabı da meşhur. Yahudi Şeol inancı, yani Hades, Yunan'daki Hades, yeraltı dünyası, ölüler diyarı. Burada Sadukiler bir istisna tabii. Saduki mezhebi öldükten sonra bir hayat olduğuna inanmayanlardan oluşmuş. Hint dinleri, karma, samsara, pali, reenkarnasyon. Yani nedir bu? Reenkarnasyon aslında işte sen bu hayatta köle olarak geldin, yoksul olarak geldin. Sabret, hizmet et, köleliğe devam et. Ne olacak? Bu hayattan sonra kral olarak doğabilirsin. Kraliçe olarak doğabilirsin. Aslında bunu özellikle Brahmanizm dini Hintlilere reislik, liderlik yapan bir kabile bu büyük kıtayı, bu büyük coğrafyayı kendilerine hizmet ettirebilmek için uyanıkça buldukları bir yöntem. Anlatabiliyor muyum? Siz bize hizmet edin. Bu hayattan sonra bakarsınız efendim, siz de kral olursunuz. Dolayısıyla çünkü yeniden doğacaksınız. Reenkarnasyon bu. Ruhunuz ruh göçü olarak ondan ona geçecek. Ondan ona geçecek. Onun için ruhunuz maymuna da geçebilir, fareye de geçebilir, yılana da geçebilir. Ama krala da geçebilir, kraliçeye de geçebilir vesaire. Dolayısıyla bu inançlar o inançların isimleri. Zerdüştlükte var. Ruh kabirde 3 gün kalır, Mitra yargılar ki kabir inancı Zerdüştlükten Müslümanlara aktarılmış. Özellikle İran kökenli. Dolayısıyla kabir hayatı, kabir inancı Kur'an'ın hiçbir yerinde bir tek kelimeyle dahi rastlanmaz. Efendim, yani dünya azabından ve ahiret azabından bahseden Kur'an kabir azabından hiç bahsetmez. Dolayısıyla kabir inancına sahip bir din Zerdüştlük. Eski Yunan'da var. Ruhun ölümsüzlüğü, Hades, ruh göçü orada var. Hades, yeraltı dünyası. Aynı zamanda yeraltı tanrısının da ismi. Yer altında bir dünya var. Orada 2 tane nehir var. Biri unutuş nehri, biri hatırlayış nehri. Cehennemlikler unutuş nehrinde olanlar. Yani unuturlar ve unutulurlar. Ama cennetliklerse hatırlanırlar. Onun için unutulmamak için çalışırlar. Eski Yunan filozoflarını da motive eden budur. Bu dünyada unutulmamaktır. Unutulmazsanız cennetiniz odur.